Beni yalnız bırakın. Bak şimdi boynuzları var. Çok bak şimdi boynuzları var. Bak şimdi boynuzları var. Hem de çok büyükler. Çok büyükler. Bak şimdi boynuzları var. Durun artık. Yoksa tırnaklar abla size gününüzü gösterir. Korkaklar. Hepsi kaçtı. Simba'ya korktuğunuzu söylemeyin. Hepsi sadece şakaydı. Neden herkes Bakşat'la alay ediyor? Anlatın bana bakın. Çünkü başının üstünde iki tane boynuzu var. Bu Bakşat'ın yanındaki tüm geyikleri olur. Baydan çok komik. Şimdi gülmekten öleceğim. Hey ufaklıklar. Dinleyin beni. Bu acil, çok acil. Kırmızı köpekler saldırıya geçti. Eyvah! Bunu diğerleri biliyor mu Ludwig? Evet biliyorlar ama ne yapacağını bilmiyorum. Neden bir köpek sürüsünden çekiniyorlar? Bilmiyorum ama şimdi tek istediğim oyun oynamak. Hey, bir tehlike içindeyiz, hemen eve gidelim. Ne oldu anne? Ne tehlikesi? Onları yeneriz. Çocuklar bildiğiniz gibi değil. Bu köpekler geçtikleri her yerde her şeyi mahvederler. Çok güçlü ve açgözlüdürler. Yanlarına yaklaşmanızı istemiyorum. Hepinizin eve gitmesini ve beni beklemesini istiyorum. Hadi çocuklar acele edin. Hadi. Herkes beni dinlesin. Vahşi kırmızı köpekler buraya doğru geliyor. Yakında burada olurlar. Buraya mı geliyorlar? Aman Allah'ım. Ama bu çok tehlikeli olabilir. Korkuyor musun Baloo? Hepimiz dürüst olalım. Onlardan gerçekten çekiniyoruz. Bu çok ciddi çocuk. Beni dinleyin, beni dinleyin. Kırmızı köpekler buraya yaklaşıyorlar. Şimdi ne yapacağız? Dövüşecek miyiz? Evet, bunu çocuklar için yapmalıyız. Burası bizim bölgemiz ve bu köpeklerin bizi böylesine korkutmasına izin veremeyiz. Bunu yapmalıyız. Evet, bunları çocukları korumak için yapmamız gerekiyor. O halde düşünüp bir plan yapmak zorundayız. Evet, çabuk olalım. Hemen burada olur onlar. İyi şanslar dostlarım. Buna ihtiyacımız olacak. Önce çocuklara bakalım. Ludwig, sen köpekleri izlemeye devam et ve bize haber ver. Peki, olur. Umarım başarılı olurlar. Şimdi hepiniz içeri gireceksiniz. Dışarı çıkmayacağız. Tamam. Hadi hemen. Ay. Hiçbir şey için dışarı çıkmayın. Simba, Bakşat. Ne bekliyorsunuz orada? Mağaraya girin çabuk. Hadi çabuk olun. Biz de savaşmak istiyoruz. Simba, bunun için çok küçüksün. Bunu yapabiliriz ama, lütfen. Onda savaşçı ruhu var. Peki sen Bakşat aynanı mı düşünüyorsun ha? Söyle bakayım. Evet, benim bir de boynuzlarım var artık. Onlarla baş edebilirim. Hayır ufaklıklar, bu diğerleriyle oynadığınız oyunlar gibi değil. Bu gerçek bir savaş ve bunu biz yapacağız. Kendimizi kanıtlamak için bir şans bu. Evet. Bence korkmadan savaşmamız lazım. Tamam. Kendimizi kanıtlayacağız. Buna yapmaya hazır mısın? Evet. Yaklaşıyorlar. Kokularını alıyorum. İçeri girmek istemediğinizden emin misiniz? Evet Baghera, sizin gibi evimizi savunacağız biz de. Anlaşıldı mı? Evet, bunu yapmalıyız. Kalk Baghera! Baghera geliyorlar! Yerlerinizi alın çabuk hadi! Baloo, sen benimle gel. Girişte onları tutup buraya gelmelerini engelleyeceğiz. Ama sayıları çok, hazır olun. Endişelenme Baghera, onları durduracağız. Hadi gidelim, çabuk ol. Bu taraftan hadi, kımıldayın, hadi. Thank you.
Karla bak, onları nasıl yakalamış? Yeter mi? Yoksa daha sıkayım mı? Hadi buradan gidelim, çabuk olun. Hadi buradan gidelim, lütfen hadi gidelim. Gidelim çabuk. Geri dönün. Bu taraftan gidiyoruz, hadi toparlanın. Hadi! Toparlanmak için geri dönmeliyiz, çabuk! Kalk! Kalk! Augustine! Mesajını götürdüm, filler geliyor! Bu çok iyi işte, çok yardımları dokunacak. Çok iyi savaştılar, liderleri geri döndü. Evet, gördüm döndüğünü. Şimdi neredeler? Buraya mı geliyorlar? Bilmiyorum ama filler geliyor. Hazır olalım, buraya da gelebilirler. Anne, çok korkuyorum. Ya buraya gelirlerse ne yaparız? Ben gidip liderlerine saldırırım o zaman. Çok düşüncelisin ama onlar sizlere benzemiyor. Bir gelseler de günlerini göstersem onlara. Ne kadar kalabalıklar. Şunlara bak, ne kalabalık değil mi? Evet. Devam edin dostlarım, bu onlara az bile. Hadi devam edin. Kahretsin, bir de şu tarafı deneyelim çabuk. Hadi, hadi. Her taraftan geliyorlar Simba, şunlara bak. Kalmak istiyor musun? Evet, sadece ne yapacağımı söyle bana. Tamamıyla hazır olduğuna emin misin? Evet. Hadi çabuk. Nexel, hadi kaçmalıyız, çabuk ol biraz lütfen. Hadi. Hadi diyorum sana. Wow.
İşe yaradı. Bu benim gücüm. Aa. Ha? Yapabiliyorum. Simba başardın. Başardın, bizi kurtardın. Kaçsana hadi. Kurtuldun. Babamız gibi davrandın. Çok cesursun Simba. Bunu bize gösterdin. Onlara saldırdığında köpeklerin nasıl kaçtığını gördünüz mü çocuk var? Gerçekten de onda sihirli bir güç var. Harikaydı. Ha, iyi misin anne? Onlara sihirli gücümle saldırdım. Fakat seni pek koruyamadım. Özür dilerim. Özür dileme canım. Çok iyiydin. Her taraftan geliyorlardı. Her birimize ikişer ikişer saldırdılar. Çok cesurdun Simba. Ama hala çok gençsin. Ama her gün de büyüyorum. Aptallar! Hiçbir şey yapamadınız. Hiçbir şey yapamadınız. Yenildiniz. Ama daha bitmedi. O yavruyu kim yakalayıp getirirse onu lider yapacağım. Anladınız mı beni? Onu lider yapacağım. Hadi çabuk olun, gidin yakalayın, gidin. Artık gelmezler anne. Sanırım derslerini almışlardır. Geliyorlar Simba, bak. Bizimle geleceksin. Anlaşılan hiç ders almadınız. Geri gidin. Yoksa kör olursunuz. Hadi gidelim. Saldırın ona, hadi gelin. Hayır yapmayın. Başka isteyen var mı? Beni korkutamazsınız. İleri çabuk, ileri. Geri dönün yoksa sihirli gücümü kullanırım. Çabuk olun, yakalayın onu. Geri dönün dedem, hadi geri dönün. Buradan gideyim. Hadi. Bırakın dedim beni. Bırakın, durun. Simba, bak şart yardım et. Durun. Başım dertte. Bizi yalnız bırakın. Durun. Durun. Biri yardım etsin. Of. Çekilin. Yardım edin. İmdat. İyi misin? Benim biraz daha işim var. Bu harika. Rakibi güçlü olmak isterdim ben de. Hepsini mahvetti. Baghera bir kahraman. Benim sihrimden daha çok işe yaradı sanırım. Onun gibi güçlü olmalıydım. Böyle söyleme Simba. Senin sihrin mi kurtardı bizi? Baghera gelene kadar dayanmamızı sağladı. Sonra Baghera hepsini mahvetti. Biz kazandık.
Yenildiniz mi? Biliyordum. Defolun, gözüm görmesin sizi. Kalk, beni izleyin şu taraftan. Şu dağınıklığı toparlayalım hadi. Kalk. Ah, başardı. Filler etrafı düzenlemeye başladı. Harika. Bunu duydunuz mu arkadaşlar? Orman içinde harika bir işbirliğimiz var. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Görüyor musun? Yaralanmışlar. Onları kendi başıma da dövebilirim. Görürsün. Çok keskin gözüküyorlar. Evet. Büyük bir ağzı var. Oo, bak 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 bak. Gel şu dişe bak, gördün mü? Ay 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 ay. Hatırlatmayı unuttum. Burası bizim bölgemiz. Sanırım bu çocuklar oldukça şaşkın. Teşekkür ederim Baghera. Sensiz ne yapardık bilemiyorum. Oy! Al! Biraz daha dikkatli olamaz mısın lütfen? Onu iyileştirmeye çalıştığınıza emin misiniz? Sanki vahşi bir köpek ısırıyormuş gibi bağırıyor. Hadi biraz canını acıtalım. Bu Simba yoksa yaraların daha sonra çok acır. Olmalısın, dayan biraz Simba. Hadi bakalım. Of. İyi misin Bakşat? Hayır. İyi misin Bakşat? Lütfen boynuzlarıma dokunmayın. Senin gibi boynuzlarım olsaydı herkesle dövüşebilirdim. O köpekler gerçekten korkunçtu. Bakşat ve sen çok cesurdunuz. Çocuklar, bakın bize kimler gelmiş. Hey, siz ikiniz iyi misiniz bakayım ha? Evet. Çocuklar, gerçekten çok iyiydiniz. Bizi koruduğunuz için sizlerle gurur duyuyoruz. Bu görevimiz. Evet, bugün çok zor bir gündü. Ve biz sizinle övünüyoruz çocuklar. Evet, bundan sonra günlük dersimize... Ama Baghera, onların işini sen bitirdin. Tabii, ben bitirdim ama bundan sonra günlük dersimize kendinizi savunmayı da ekleyeceğiz, tamam mı? Evet, siz ikiniz gün geçtikçe büyüyorsunuz çocuklar. Bunun için sabırsızlanıyorum. Evet, gerçekten de Bakşat'ın boynuzları köpeklere karşı çok işe yaradı. Sihirli gücün çok etkileyiciydi. Fakat bundan sonra ikiniz için akıllıca düşünmeyi öğrenmek çok önemli. Biliyorum. Bana sihirli gücümü sadece çok acil durumlarda ve ihtiyaç duyduğumda kullanabileceğim söylenmişti. Evet, ailem bana da bu gücü verdiğin aynı şeyi söylediler. Ama bu çok ciddi bir durum değil mi? Ve sen bizimle ilgilenmeye ve ormanda hayatta kalmamız için bize her şeyi öğreteceğine söz verdin. Ve Bakşat da ailesinin sözünden çıkmamış oldu. Evet, aileleriniz sizi görselerdi gurur duyarlardı. Çok güçlü ve yardımsever krallar olacağınızdan hiç şüphem yok. Ben de sizi cesaretinizden dolayı kutlamak istiyorum ufaklıklar. İşleri oluruna bırakmadınız ve sonunda başardınız. Evet, çok başarılıydılar. Bugün bütün gün olanlardan ne öğrendin? Simba çok cesur bir çocuk. Söyle. Evet, köpekler de oyuncak gibiydiler. Simba ve Bakşat arkadaşlarından yavaş yavaş nasıl gerçek birer lider olabileceklerini öğreniyorlar. Büyüyorlar ama yetişkin olmaya henüz hazır değiller. Zamanı gelince Bakşat'ın büyük boynuzları, Simba'nın ise gösterişli bir kürkü olacak. Her ikisi de daha birçok maceraya atılacaklar. Onlarla birlikte olmaya ne dersiniz?